Agalarım, herkese selamlar. 18 Şubat 2024 Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan sizlere bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Keyifler nasıl? Gıcırdır umarım. Cuma günü tekrardan fulledik. Bahsedeceğim. Sizlerden tek ricam aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Beğeni ve yorum geldiği zaman ben sizlere bir adet ideal kombinede her zaman bırakırım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Onunla başlayalım. Maç skoru yarışmamız Ankara gücüyle Galatasaray. Zorlu bir mücadele. Galatasaray zorlu bir 90 dakika oynadı. Kazanmasını bildi. Tekrardan 22'sinde oynayacak ve Ankara gücünde Emre Belezoğlu'nun deplasmanına gidecek. O yüzden zor bir maç. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen 3 kişiyi de katı Telegram gruplarımızda misafir edelim. Daha önce yapmış olduğumuz Lyon Cuma günü maç skoru yarışmasında Ben Bir Savaşçıyım isimli YouTube kanalı kazanmıştır. Tebrikler diyerekten de bana Instagram üzerinden mesaj atabilir. Her türlü soru, görüş, öneri için de gruplara gelmek isteyenler de benimle buradan Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Cuma günü raporuna baktığımız zaman da başarı tesadüf değildir. Vermiş olduğum 5 adet mücadele vardı. İdeal yüksek, bak normalde Cuma günü millet maç tutturamaz ha. Cuma günü full. Acımam. 5 maç anlattık. Hepsi de ideal ve yüksek oranlarıyla kazandırdı. Hatta Hanover'in maç skoruna kadar da yakaladık. Ayrıca tebrikler. Bu şekilde beğeni ve yorum destekleri geldiği takdirde motivasyon, enerji, benim iştahım kabarıyor ve şov yapmaya devam ediyoruz. Tebrikler. Onu geçtim. Mislilerimiz aynı şekilde devam ediyor. Perşembe zaten mislilerden bir kazanç sağladık. 2100 misli Benfica'ya oynamıştık. 2000 misli de Avrupa yüksek mislimiz vardı. İkisi de içeri geldi. Bunların yanında Cuma yüksek misli yapılır mı? Demeyin, yaparız çünkü. Villarreal maçına güveniyordum. Ev sahibi yarı kazanır ha. 1.44 gibi orandan 1200 TL'de misli olarak önerdim. Villarreal de burada ikinci yarıyı kazanaraktan da tertemiz tercihimiz geldi. Dün zaten fulledik. Cuma'nın yüksek misli de geldi. Yüksek misli de bir kasa yönetimi olduğu için burada her türlü bahise burada miktar önererekten de önermek zorundayım diyerek devam edeyim. Onun dışında kombinler ne oldu? Kombinler de geldi. Cuma'nın ana kombine baktığımız zaman da Karagümrük maçına var. Inter'de alır 4.5-6 diyerekten de Cuma'nın ana kombini geldi. Yanına da bir basket kuponu patlattık. O da geldi. Tebrikler güzel kazançlardan dolayı. Geçtim bunu da. Canlı olarak zaten gruplarımıza devam ediyoruz. Canlı oynuyorsanız, yani canlıdan iddia oynuyorsanız gruplarımızdan, canlı maçlarımızdan faydalanabilirsiniz diyerekten de. Ücretlidir tabii ki. Herkes açık Telegram grubu var. Burası da ücretsiz. Buraya da ekstradan girebilirsiniz. Ara ara burada zaten canlı tercihlerde çokça attım. Biliyorsunuz açıklama ve yorumlar kısmında linkim mevcut ve direkt başlayalım. Sizlerden ricam ben beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Tek ricam bu. Hepsi gelebilir. Hepsi yatabilir. Şansımız bol olsun. Alanyaspor Adana Demir'le başlayalım. Bu arada yarın statta olacağım. Yani herkes açık Telegram grubunu söyledim ya, açıklama ve yorumlarda oraya katılın. Stat canlısını ben her zaman ücretsiz olarak yapıyorum. Video, görsel, gol sevinçleri, her türlü videoyu ataraktan da size bir adeta stat atmosferini yaşatmaya çalıştığımı söyleyeyim. Şimdi Adana Demir'in son mücadelesini izlediyseniz 3-1 gibi bir skorla kaybetti. Bence oyun olarak gerçekten iyi bir Adana Demir gördük kendi evinde. Fakat deplasmanlarda bu kadar iyi olmuyor bu Adana Demir. Fakat ben geçen hafta bir kıpırdanma gördüm. O yüzden Adana Demir tarafından gol bekliyorum bu maçta. Tek golün oran yoktur zaten burada. Tek golün oran yok dediğim gibi. Alanya tarafından da gol bekleyeceğiz. Keyifli bir mücadele olmasını bekliyorum. Karşılıklı atılacak goller bize yüksek orandan alır. Bir KG var maç olarak görüyorum. Tek tercihim burada karşılıklı atılacak gollerdir. Bir Adana tarafına sürpriz çıkarsa maç sonu 2'de şaşırmam. Çünkü geçen hafta bir kıpırdanma vardı. Yusuf Sarı, Balotelli gibi isimler zaten girdi. Balotelli'nin de kilosu vardı, hatta görmüşsünüzdür. Gündem de oldu zaten. Bir maç sonu 2 çıkarsa da şaşırmayacağımı belirteyim. 2-1 Adana tarafına. Pendik Spor'la Trabzonspor mücadelesi. Trabzon'un da son mücadelesinde çok iyi bir oyun sergiledi bence. Yani net bir galibiyet aldı. Oyunu netti en azından. Biz yine o maça ne vermiştik? 2-3 gol, mücadele 2-0 bitti. Tek tercihimiz oydu. Yüksek orandan kazandık. Pendik'le oynayacaklar. Pendik'te bazı isimler eksik. Halil Akbunar mesela kart cezalısı. Umut Nayır, biz hafif bir sakatlığı vardı. Buz tedavisi yapıldı. Bu maçta oynayabilir, oynamayabilir. Yarın belli olur muhtemelen bu. Ben Pendik'in de Trabzon kalesinde gol bulmasını bekliyorum. Şundan kaynaklı biraz da. Trabzonspor gol attığı zaman da atıyor ya. Geriye yaslanıyor biraz. Bu geriye yaslanmada Pendik gol bulabilir. Karşılıklı atacak goller benim tek tercihimdir. Burada değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Rayo Vallecano ile Real Madrid karşılaşması. Real Madrid'in bir Şampiyonlar Ligi mesaisi vardı. 1-0 kazanmasını bildi. Biz de onunla kazandık Real Madrid'le birlikte. Takım winner bir takım.
Aynı şekilde tekrardan bir Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi mücadelesi olacak. Arada oynanan bir mücadele. Vallecano biraz deli dülü bir takımdır. Yani burada Real Madrid'e biraz zorluk çıkarabilir oyun anlamında. Bunu söyleyeyim ben sizlere. Ben bu maçta tarafa gitmedim ve tek bir tercihim var yüksek orandan. Mücadele genelinde toplam gol aralığı 2-3 gol bekliyorum. 1.78 gibi orandan değerlendirmenizi öneririm. Sheffield United'la Brighton karşılaşması. Sheffield'da geçen hafta ben dedim ki bu takım bir sürpriz yapabilir. Luton'la oynadığı mücadelede bir sürpriz yapabilir. Dikkat edin çünkü 5 tane yedikten sonra takımlar reaksiyon vermek isteyeceklerdir diyerekten de. Burada da ben bir sürpriz beklemiyorum. Brighton tarafındayım. Brighton tarafı da geçen hafta yemiş olduğu son dakika golüyle mağlup olmuşlardı. Ben burada maç sonu 2'yi doğrudan sizlere önermek istiyorum. Brighton bence burada Sheffield'ı yener en azından. Yani oyunun 75 dakikası Brighton'ın üstünlüğünde geçeceğine eminim. O yüzden bir Brighton galibiyeti doğrudan maç sonu 2 olarak bekliyorum. Monaco ile Toulouse karşılaşması. Toulouse'da oynamış olduğu bir mücadele vardı hafta içinde. Mağlup oldu. Biz kazanmasını bildik Benfica maçıyla. Şimdi Fransa'da tekrardan oynayacak. İyi bir Toulouse vardı ciddi manada. Fakat hem yorgun hem de karşılarında kendi evinde iyi olan bir Monaco var. Ben burada da doğrudan Monaco tarafındayım. Monaco tarafının galibiyetini bekliyorum. Maç sonu 1. Doğrudan benim ideal tercihimdir. Hatta ideal kombinlere girebilecek bir karşılaşma olduğunu da söyleyeyim. Direkt Monaco galibiyeti. 2-0'da net skorum var. Ankara gücüyle Galatasaray karşılaşması. Bu maçında maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Yorumları yazın. Bilen 3 arkadaşımızı gruplarımızda misafir edeceğiz dostlar. Onun yanında Emre Belezoğlu Ankara gücü. İyi bir Fenerbahçeli. Galatasaray'a karşı Fenerbahçeliler de Emre Belezoğlu'dur. Zaten burada moral motivasyon mesajlarının Instagram gönderilerinde bile başladı. Oraya kadar inceledim. Fakat Galatasaray yani ufaktan bir vites attırdı gibi. Gol yiyor aga. Geçen mesela adamlar Sparta Prag maçında ilk 10 dakika çok iyi başladı Sparta Prag. Ya bazen şey oluyor ama Okan Buruk'a güvenmek lazım. Yani bir şeyler yapıyor. Bizim jokerimiz var Barış Alper bildiğiniz üzere. Bir şekilde bir şeyler yapıyor. Mücadeleyi kazanmasını biliyor aga. 4.5 altında 2 diyorum. Orana da değsin. 1.76 gibi oranı var. Mücadeleyi Galatasaray kazanırsa da 4.5 altında kalır diye düşünüyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Diğer mücadele Luton Town'la Manchester United karşılaşması. Bu maçta da beklentim Luton tarafından gol bekliyorum. Ben formda bir United var. Arka arkaya alınan bir galibiyetler var. Çok güzel gidiyor. Son maçta da Aston Villa'yı devirmesini bildiler. Höylund da atıyor. McTominay da attı geçen hafta. Moraller iyi. Luton tarafının fakat özellikle ben her zaman diyorum ki bu takım ikinci yarıda başka bir oyun sergiliyor. Luton tarafı. Ben burada idealden bir KG var olarak değerlendirdim zaten. Karşılıklı gelecek golleri bekliyorum ben öncelikle bunu söyleyeyim. Bu benim ideal tercihimdir. Mücadele biraz erken açılırsa Luton kaynaklı bu mücadele aga 3.5 üstüne kadar gidebilir diye düşünüyorum. Eğer ki yüksek orandan sistem almak isteyenler varsa 3.5 üstü oranı 2.03 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Son mücadelem Benfica ile Vizela karşılaşması. Benfica kendi evinde bir mücadele oynadı. 2-1 son dakikada gelen penaltıyla galip geldi. Bir zirve yarışındalar ve Sporting'in maç eksiği var. Yani Benfica'nın burada kolay kolay kaybetmesi gözükmüyor bence. Mücadeleyi kazanır fakat nasıl kazanır? Bence 4.5 altında kazanır. İdealden tek tercihim burada. Benfica kazanır fakat mücadele 4.5 altında kalır diyerekten de önermek istiyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Pazar videosunda bir ideal kombine önermedim. Neden önermedim? Daha henüz oluşturmadım. Telegram gruplarımızda oluşturacağız. Bunun bilgisini vereyim. Cumartesi akşamında oluştururum. Çünkü kafama daha tam yatıramadım. Biraz daha incelemem lazım. Sizlerden ricam beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.